Evet, sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Şimdi bu yorumlara yazılan soruların hepsi tabii ben bütün soruları cevaplandırmaya çalışıyorum ama bazıları çok uzun olduğu için böyle video çekmek daha iyi oluyor. Daha önce de söylemiştim bunu. Buradaki olay bugün konuşacağım mevzu 5 senedir bir kıza bağlı kalmak. Şimdi bu tabii bayağı kapsamlı bir konu aslında. Ben buna şöyle cevap vereceğim. Rollo Tomassi'nin The Rational Male kitabını okudum. Okuyorum daha doğrusu. Bayağı uzun bir kitap da. İşte daha önceden cevap vermiş olsaydım bazı noktalar açıkta kalacaktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kitabı okumamla birlikte bendeki eksik yerler de birleşmiş oldu. Yani mevzuyu çözmüşler aslında. Şimdi bu Rational Male kitabının ilk konusu vanitas diye geçiyor. Yani Rolo bu konuyu paralize olmak diye adlandırmış. Yani felç haline gelmek olarak adlandırıyor. Bu arkadaşın sorduğu soruda şöyle bir şey var. Diyor ki, dur ben okuyayım buradan açayım da. Birine bağımlı olmak, sürekli onu düşünüp hissetmek, anormal derecede bundan kurtulmak mümkün mü diyor. Ben zaten tahmin ettim yani muhtemelen bu kişi bir kadın mı diye sormuşum. Evet kadın ama şu var demiş ki 5 sene boyunca her gün bunu düşünmüş. Yardım almayı falan düşünüyorum o derece demiş. Aslında kendisi de farkında. Bunun hastalıklı bir durum olduğunu farkında. Ama kurtulamıyor. Neden kurtulamıyor? Çünkü bu işler kültürümüz sayesinde böyle. Şimdi bu kitapta benim anladığım kadın ve erkeğin doğasını çok güzel çözmüşler. Ki zaten uzun bir birikimin devamı bu kitap. Yani 12 senelik mi ne öyle bir şeyden bahsediyordu. İnternette yayınlanmış makaleleri falan var. Bana ters gelen yerlerini görmedim açıkçası. Yani böyle şunu ben beğenmedim diyebileceğim bir şey yok. Şey var ama yani PUA diye bir şey var. Gerçi o kitapta bundan da çok şey yapmıyor yani. Bu daha önce çıkmış bir şey PUA dediğim. Yani PUA ne? Pickup Artistry. Kız tavlama sanatı diyebiliriz buna. Bir de game var. Bunlar açıkçası bana göre kavramlar değil. Türk kültürüne de çok uygun değil. Yani Avrupa'da ya da Amerika'da, İngiltere'de yaşıyor olsanız bunlar gayet güzel uygulanabilir şeyler. Öte yandan bu game yani kızları yürüme, oyun bu gibi şeyler içinde bulunduğumuz durumda hani bundan bir bakın yine böyle bir şey olsa 20 sene önce olsa tamam diyebileceğiniz şeyler ama bugün bir sürü hastalık var. Mesela ben birçoğunuza acayip gelecek aşılı biriyle de birlikte olmak istemem. Neyse gelelim bu saplantılı bağlılık durumuna. Muhtemelen terk edilmiş. Bu aradan 5 sene geçmiş hala vazgeçemiyor. Bu durum öncelikle dedim ya kültürden kaynaklanıyor. Rolo da bunu söylüyor zaten. Diyor ki neyse o kitabı ben mutlu mutlu anlatmayacağım zaten size de. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Aşağı yukarı hepimiz bu durumlara düşmüşüzdür. Ben bizzat kendime örnek verecek olursam ben bu duruma hiç düşmedim. Elbette ki beni terk eden kızlar oldu ama üzüldüğüm de oldu, sevdiğim kızlar da oldu ama böyle hiçbir zaman ne bileyim ben bu bir haftayı falan geçmedi. Yani bunda hepimiz insanız neticede. Bu kadar kadınları bu kadar abartmaya gerek yok. Tabii bu arada bu bir erkek videosu. Kadınlar izliyorsa muhtemelen beni linç edeceklerdir şu anda. Bu kültür dediğim şundan kaynaklanıyor. Şimdi ruh ikizi diye bir kavram var.
ruh ikizi masallardan, mitolojiden, edebiyattan kaynaklanan bir şey. Bunların hepsi safsatadır. Şimdi edebiyat safsatadır derken edebi eserleri okumayın demiyorum. Edebiyatın insana çok büyük faydası vardır. İnsanı geliştirir. Ama bunun bir safsata olduğunu, romantizm olduğunu bilin. Rational Male ne demek? Kitabın adında zaten aklı başında adam diyor. Şimdi siz böyle bu kadar büyük safsatalara inanırsanız, gerçeklikten uzaklaşırsınız, duygusallaşırsınız. Duygusallaşmak, duygusuz olmak anlamına gelmiyor. Duygularla hareket etmek anlamına geliyor. Özellikle zaten bu Türk milleti sadece limbik sistemle, şu arka taraf şurada bulunan bir sistemle düşünüyor. Bu da duygularla ilgili. Yani korteks ve frontal lob bizde iptal olmuş neredeyse. Duygularla düşünürseniz mantığın dışına çıkarsınız ve insan doğasını reddedersiniz. Bunun sonucunda işte bir sürü sorun ortaya çıkar. Aile kurumu bozulur. Ben teorik olarak aile kurumuna karşı değilim ama pratikte evlenmeye kesinlikle karşıyım. Çünkü yine bu içinde bulunduğumuz kültürle alakalı bir durum. Size ruh ikizi diye bir şey uyduruyorlar. Şimdi ruh ikizimiz varsa eğer, şöyle düşünün. Şimdi bizler hepimiz aynı yerden gelmedik mi? Yani bir Tanrı'nın var olduğunu düşünelim. Ve biz bunun parçalarıyız değil mi? Hepimiz aynı ruhun parçalarıyız. O zaman dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyarda hepimiz birbirimizin ruh ikiziyiz. Şimdi doğru kadın ya da doğru erkek diye bir şey yoktur aslında. Sadece erkekler vardır, kadınlar vardır. İyi erkekler vardır, kötü kadınlar vardır. Kötü kadınlar vardır, iyi erkekler vardır. Kötü erkekler vardır. Şimdi zeki olanlar vardır, aptal olanlar vardır. Son derece güzel olanlar vardır. Burada şu benim kadınım, bu benim erkeğim diye bir şey. Kadın için zaten söz konusu değil. Yani bu one-itis dediğimiz kavram... ben kadınlarda işleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü kadınlar hiperkamiktir. Yani kadın bir süper kahramanla çıkıyor olsa bile her zaman daha iyisi var mıdır diye bakar. Bunun en bariz örneklerini biriyle çıkmaya başladığınızda şimdi size böyle bir aşk bombardımanı yapıyor diyelim bir kadın. Çok sevdiğini söylüyor. Siz olmadan yapamayacağını söylüyor falan bir sürü şey. Öte yandan bakıyorsunuz Facebook profilinde abuk sabuk fotoğrafları var. Instagram profili açık herkese. Kendini paylaşıyor, gösteriyor sürekli olarak. Yani şu bir arayış peşinde hala. Sizinle birlikte olmasına rağmen bir arayış peşinde. Eğer bir kadın tutup da ben sensiz yapamam diyorsa sadece size ait olmalı. Başka erkeklerle çıkmamalı. Yok o sadece benim erkek arkadaşım diye bir şey yok yani. Siz bir erkek olarak şunu düşünün. Bir kızla birlikte oluyorsunuz. Ben sadece bununla arkadaşım der misiniz? Ha olabilir bakın iş icabı olabilir. Gerçekten anlaşabildiğiniz bir kadın olabilir ama seksi bir kadınla birlikte olmak demek onunla yatmak istemek anlamına gelir. Hani hiç, tabii ki birçok insan bunu şimdi reddedecektir. Yok ya biz mesela işte şu konuda çok iyi anlaşıyoruz. Ama kadınla erkek yan yana geldiğinde durum böyle değildir. Dolayısıyla sizin kız arkadaşınızla sadece arkadaş olarak birlikte olan erkekler de ki ben bunun örneklerini çok gördüm. Bakın ben televizyon izleyerek büyümedim. Yani bu iş hiçbir zaman iyi sonlanmaz. Dolayısıyla ben size seninle birlikte olmak istiyorum diye kadının ona göre davranması da gerekir. Öte yandan orada burada her yerde kendini göstermemesi gerekir. Ama kadın bunu yapmaz. Erkek bu kadına bağlandığında yani bu ruh ikizinden bahsediyoruz ya. Yani kadınlar hipergamik olduğunda hiçbir zaman sadece size bağlanmayacaklardır. Aynı zamanda kadın şimdi erkek idealleştirmeyi seviyor. Yani düzgün seven erkek zaten aslında duygusal olan da erkek.
Fakat gözünde abartıyor bunu, bu kadını. Bunun bir insan olduğunu ve aslında karanlık bir yapısı olduğunu unutuyor. Gözü dönüyor çünkü. Kadın sürekli bir arayışta olduğu için ki bakın ben bu kadın kötüdür, iyidir. Bunları iyilik kötülük olarak değerlendirmeyin. Kadının doğası budur ve böyle olması da gerekir. Eğer kadın böyle olmasaydı zaten insan türü şimdiye kadar var olamazdı. Kadın her zaman bir koruyucu ister, en güçlüsünü ister, çocuğunu koruyacak, kendisini koruyacak. Bu bakımdan hiperkamik olması da gerekiyor. Çünkü kadının doğası bu. Yani bu işte kim ne kadar reddederse etsin bu gerçek böyle maalesef. Dolayısıyla bu doğayı anlamak lazım. Bunu anladıktan sonra ona göre davranışlarınız daha uygun, daha mantıklı hale gelecektir. Yani kadınları kötü görmeye gerek yok, kadına kızmaya da gerek yok. Zaten kadının öyle olması gerekiyor yapısından dolayı. Neticede o ruh ikizi diye size kadınlar anlatabilir bunu. Sürekli bunlardan bahsedebilirler ama içgüdüleri buna uygun değildir. Doğalarında onlara göre ruh ikizi diye bir şey yoktur. Kadın birinden ayrıldıktan sonra anında bir başkasını bulabilir. Kadın için çok kolaydır. Çünkü bunun örneklerini de gördüm ben. Ve o hiç şey değil, onun için önemli değil, öyle takıntı yapmaz. Yani dolayısıyla bu one artist durumu kadınlarda işleyecek bir durum değil bana göre. Ya benim kendi tecrübem onu gösteriyor. Neticede bu duruma düşen böyle Rolo'nun dediği gibi paralize olmuş, felç haline gelmiş olan erkektir. Çünkü erkek çok fazla idealleştirir. Şöyle bakın olaya. Şimdi evleniyorsunuz diyelim ya da evlendiğinizi düşünün. Evliliklerin %70'i boşanmayla sonuçlanıyor. Peki evlendiğiniz kadınla boşandığınız kadın aynı kadın mı? Aslında aynı kadın ama kadınlar en başta bir maske takarlar. Daha sonra o maske çıkartılır ve gerçek yüzlerini göstermeye başlarlar. Yani melek olduğunu zannettiğiniz bir kadınla evlenirseniz ondan sonra iblisten boşanırsınız. Kadın değişiyor değil, erkek değişmez. Yani erkek neyse odur, düzdür. Ama kadın değişmiyor. O da değişmiyor ama bir maske takıyor. Ve daha sonra bu maske çıkınca gerçekleri görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da kadının arkasından küfretmeye gerek yok. Şöyle şeytandı, böyle iblisti falan demeye gerek yok. Orada erkeklerin yaptığı bazı hatalar var. O da işte sosyal olarak yani toplumun insanlara dayattığı, pompaladığı bu işte ruh ikizi kavramı. Ruh ikizi nerede bulacaksın? Varsa bile kaç milyar insan var? 8 milyardan fazla insan var şu an dünyada. Bunu bulmanızın imkanı var mı? Var. Belki de Brezilya'da sizi bekliyor. Hadi git gör. O pek mümkün değil. Dolayısıyla önce bu masallardan kurtulmak lazım. Yani insanları bakın masallarla, dizilerle sürekli olarak uyutuyorlar, filmlerle uyutuyorlar. Romantizm kötü bir şey değil yani. Romantik olabilirsiniz ama mantıklı da olmalısınız. Duygusal olduğunuzda mantığın dışına çıkarsınız. Yani önce şu kültürün insanlara dayattığı bazı yanlış bilgilendirmelerden bir kurtulmak lazım ki zaten bütün videolarımda şunu söylüyorum ben. Yani gördüğünüz eğitim tamamen yanlış temeller üzerine kurulu. Dolayısıyla bu öğrendiklerinizi unutun. Anneniz de sizi böyle yetiştirebilir. Bak oğlum efendi adam ol. Kızlar seni öyle daha çok sever. Hannah sever. Kızlar piçleri sever. Bu kadar basit. Daha önce kadınlar narsistleri sever diye bir video yapmıştım. Onu şuraya koyarım, izlersiniz. Bu da macera arayışından geliyor. Yani gençliklerini yaşamak istiyorlar. Ama zannediyorlar ki o gençlik ve güzellik hep devam edecek. Etmeyecek maalesef. Sadece güzelliğinizle var olursanız eğer o güzellik gittikten sonra böyle dımdızlak ortada kalırsınız. Kafanız bulanır. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Kimse de sizi istememeye başlar zaten o saatten sonra. Böyle bir isim söyleyecektim de söylemeyeyim şimdi.
bir şey olursunuz yani kötü olursunuz. İnsanların kendi kendilerini inşa etmeleri gerekiyor ve gelecekte ne olacaklarını iyi hesaplamaları gerekiyor. Bir erkek için aynı şey söz konusu değildir. Erkek hatta yaş aldıkça olgunlaşır ve aklı başında bir adam haline gelir. Yani bir kadın eğer bu güzelliğini 35-40 yaşında kaybediyorsa, erkek 35-40 yaşından sonra daha çekici bir hale geliyor bana soracak olursanız. Şimdi erkek böyle sürekli aynı kadını yıllarca düşündükten sonra felç durumuna geliyor. Yani ben onsuz ne yaparım? Ya düşünsel faaliyetlerini yürütememeye başlıyor. Mantığını tamamen yitiriyor ve takıntılı hale geliyor. Zannediyor ki o benim kadınım. Hayır, senin kadının hiçbir zaman olmadı zaten. Kadını bıraktığınız anda o sizin kadınınız değildir artık. Çünkü anında bir başkasını bulur. Kadınlar için bu çok kolay bir şey. Ve yapılması gereken burada aslında çok basit. Yani güçlü olmanız lazım. Güç derken kas gücünden bahsetmiyorum. Yani kendinizi geliştirmeniz lazım. Ne kadar iyi konuşursanız, ne kadar çok kitap okursanız, ne kadar çok yere giderseniz, ne kadar çok film izlemek de buna dahil ama onları da iyi, ondan etkilenmeyin. Yani gördüğünüz her şeyi de gerçek zannetmeyin. İnsanlarla muhatap olmanız lazım. Değişik yerlerde değişik kültürlerle muhatap olmanız lazım. Farklı kadınlarla birlikte olmanız lazım. Birlikte olmak derken gidin yatın demiyorum. Yani kadınları tanıma açısından onlarla konuşun, iletişime geçin. Bu sayede kendinizi geliştirirsiniz ve spor yapın mesela. Kendinizi istenecek bir insan haline getirin ki bu arada çevreniz çoğalacaktır. Bunun sonucunda da birine takıntılı olmazsınız. Çünkü o ulaşılamaz, nadide bir prenses zannettiğiniz kadınlardan çok daha güzellerini, çok daha iyilerini göreceksiniz. Ama sadece ona takılır ve orada felç olmuş halde yatarsanız eğer komada gibi ne kendinizi geliştireceksiniz. O kadının umurunda bile değil. Kim bilir o neler yapıyor yani bunu bilemezsiniz. Bilmenizin imkanı da yoktur zaten. Ve yapılması gereken kadına kızmak değil. Yani kadın ve erkeğin doğasını anlamak ki bu kitabı tavsiye eder. Ama bunun Türkçesi yok yani İngilizce öğrenmek zorundasınız. Bu kitabı da Rational Male okumanızı da tavsiye ederim. Burada dikkat edilmesi gereken husus. Sürekli olarak yani yapılması gereken şey insanın kendine odaklı, maskülen olması. Yani spor yapacaksınız, değişik insanlarla muhatap olacaksınız. Kendinizi düşüren değil, kendinizi yükselten tiplerle muhatap olmaya çalışın. Enerji vampirleriyle birlikte olmayın. Ve değişik kadınlarla iletişime geçin. Ne bileyim ben bu nasıl iletişime geçeceğim diye bana sormayın. Atıyorum mesela bir dans kursuna katıl. Ben yapmadım öyle bir şey gerçi de. Ve bu biraz da kişilikle alakalı. Yani siz kişiliğinizi geliştirmelisiniz. İnsanlar dinamiktir ya. Yaptığı her eyleme göre, her şeye göre kişiliği insanın değişir. Değişmek de zorunda ama olumlu yönde değişmeli. Yanlış şeyler yaparsanız böyle it kopuk da olabilirsiniz. Gayet mümkündür bu. İnsanların kadın ve erkeğin doğasını anladıktan sonra kadınların bunu anlayabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Özellikle de feministler beni linç edecektir. Ama bu red pill olayı da ben karşı geleceğim bir husus görmedim açıkçası. Ha sen işte şey misin, alfa mısın? Bilmiyorum, ben kendimi hiçbir zaman öyle değerlendirmem. Betalık yaptığım durumlar da olmuştur. Ama önemli olan öğrenmek, yani mantıklı bir şekilde ilerlemek. Öyle birine saplanıp kalmamak, çünkü bakın bir sürü insan var dünyada ama siz kısıtlı bir çevrede yaşıyorsunuz. Bir kısıtlı çevrede bulabileceğiniz her şeyi sanki dünyanın en güzel şeyi gibi görüyorsunuz. Bakın şunu unutmayın, kadınlar duygusal erkekleri değil.
güçlü erkekleri severler. Yani duygusuz olmaktan bahsetmiyorum. Tekrarlayayım ben. Duygusuz olmak iyi bir şey değil. Duygularınızı belli etmeyeceksiniz. Kontrol edebileceğiniz şeyler vardır. Bu kontrol edebileceğiniz şeyler sizinle ilgili olan şeylerdir. Her yerde duygularınızı belli etmeye gerek yok. Çünkü bir kadına ne kadar bağlanırsanız eğer, kadın şunu düşünecektir. Çok duygusal davranıyorsunuz, romantik davranıyorsunuz ya. Ya bu adam yaramaz ya. Karı gibi bir erkek bu diye düşünecektir. Çünkü hipergamik bir yapıya sahip. Ve bunun sonucunda başka bir arayışa girecektir. Yani kendi kendinizi güçsüzleştiriyorsunuz bu şekilde davranarak. Dolayısıyla kadın da sizi terk ediyor. Bu da gayet normal. Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Şimdi ben mesela çok fazla takmamak lazım ya. Şimdi ben zamanında, bundan çok uzun zaman önce, bir 25 sene olmuştur herhalde, sevgilim beni terk etmişti. Ben haldır huldur ağladığımı biliyorum. Ama şairin dediği gibi, daha doğrusu o şairin dediğini ben ters çevireyim. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşmelerimiz diyor ya. Ben de gülerim hatıra geldikçe ağlaşmalarım diye çevireyim onu size. Çünkü kız beni terk etmekte haklıymış yani. Ama onu daha sonra anlıyorum ben. Fakat buna rağmen benimki çok uzun sürmedi. Ben çok kısa bir zaman sonra hemen kendime geldim. Bunun için illa gidin bir sevgili bulun da demiyorum. Bu kişiye göre değişir. Bulursanız eğer daha iyi olur. Ama hiçbir sevgili olmasa da kendinize yöneldiğinizde, ki zaten merkeziniz kendiniz olsun, bir kadın değil. Eğer kendinize bir hedef olarak bir kadını seçerseniz ve onu kendi merkeziniz yaparsanız kadın sizi bırakacaktır, kesin bu. Yani bundan o hiç şaşmaz yani. Çünkü aynı duruma ben düştüm. Kadınlar dediğim gibi böyle bu gibi, hani böyle hep bakmayın orada burada sosyal hayatta falan şeyde, sosyal medyada falan şey isterler. Anlayışlı, duygusal erkek isterler. Hüdük olun demiyorum size ama kadınlar kadın gibi erkek aslında tarif ediyor. Ve erkek kadın gibi bir erkek olduğunda kadın bunu istememeye başlıyor doğal olarak. Ama bu da kadının şeyidir. Bakın, shit test diyorlar buna. Şimdi o ayrı bir konu tabii. Belki onu ileride anlatırım ama kadın bunu sürekli yapar. Şimdi erkeği dener çünkü. Bu erkek ne kadar güçlü, ne kadar, hangi durumda nasıl tahammül ediyor, neler yapabiliyor. Size boktan bir sınav uygular. Mesela bir, neyse bu konuya girmeyelim ama bu shit test dediğimiz şeyleri böyle yerseniz, eğer sizi zorladıklarında hemen onların yoluna giderseniz kaybettiniz demektir. Kendi çizgileriniz olacak ve o kırmızı çizgilerin ötesine geçmeyeceksiniz. O zaman zaten sizi terk etmiyor kolay kolay. Devam ediyorum. Bundan nasıl kurtulacağım? Bundan kurtulmanın yolu işte basit, kendinize yöneleceksiniz. Mümkünse başka bir sevgili bulun. Daha iyisini bulacağınızı garanti ederim. Çünkü insan hep böyle, böyle ilerlemek zorunda. Basamak basamak ilerlemek zorunda. Hiçbir zaman o bıraktığınız kadın sizin şeyiniz değil. Ya da sizi bırakan kadın. Genelde böyle oluyor. Siz bırakmıyorsunuz. Kadınlar bırakır. Hep kadınlar bırakır. Bakın dikkat edin. Bende de öyle oldu. Ama benim için çok fark etmiyor. Çünkü şu var. Kadın siz terk etseniz bile daha sonradan bir yolunu bulur, sizinle birlikte olur, tekrar o bırakır sizi. Ben de bıraksınlar diyorum. Yani madem öyle istiyorlar. Çünkü o yediremez kendine terk edilmeyi. Kısacası başka şeylere yoğunlaşın, kendinize yoğunlaşın ve bir kız arkadaş bulun. Bu şekilde bir 5 senelik hala böyle takip etmek, bunu yani onun bulunduğu yerlerde olmayın. Sosyal medya hesabını takip etmeyin kesinlikle. Hiçbir şekilde, hatta gidin başka bir şehire başka bir iş bulun. Eğer bu kadar saplantılı bir şekilde
ki felç olduysanız, Rolo'nun dediği gibi bu işin içinden kötü olacak ya, kendi hayatınızı mahvedeceksiniz. Öte taraftan da o bıraktığınız kadın size gülecek. Diyecek ki işte bu da zaten bu kadar zavallıydı, biz bu yüzden ayrıldık. İyi ki de ayrılmışım diyecek. O kadına bunu söyletmemek için yükselmelisiniz. Yükselmek için de öyle gördüğünüz ilişki koçlarını, psikologları falan çok fazla bakmayın. Ne dedi? Birçoğu sürekli saçmalıyor açıkçası. Ben yıllardır yani psikolojiye de meraklıyım. Bir sürü şey okudum. Psikologları dinliyorum. Bir sürü insan var böyle dinlediğim. Bu kitaptaki kadar hiçbir tanesi yani Rolo'nun anlattığı gibi bu işi çözememiş. Yani saçmalıyorlar. Çünkü feminen bir kültür hakim olmaya başladı. Onlar da bu şekilde ilerliyorlar ama bu doğru değil. Yani doğrusu şudur. Erkek maskülen, kadın feminen olur. Ve bu dişil enerji ile eril enerji birbirini tamamlar. Siz bunları değiştirmeye çalışırsanız eğer işte queer, transgender, drag kids böyle manyak manyak işler oluyor son zamanlarda dünyada. Bu toplumun yozlaştığı anlamına geliyor. O yüzden takılmayın, hiçbir şeye takılmayın. Hiç kimse kimsenin ruh ikizi falan değil. Başka birini bulun. Denedikçe, denemeden bilemezsiniz ki bu one-itis olayı genellikle zaten deneyimsiz insan erkeklerin başına geliyor. İnsan demiyorum, kadınlara olacağını ben düşünmüyorum bunun. Deneyimsiz erkeklerin başına geliyor. Çünkü mukayese edemiyorsunuz, tamam mı? Bir tane kız görüyorsunuz, ha bu çok güzel, ben hemen evleneyim bununla. Tamam işte ömrünü bitirdin. Genç yaşta evlenmeyin zaten. Burada siz bir kızı görüp bu benim hayatımın kadını dediniz ve kaybettiniz. Denemeniz lazım. Mukayese edebilmek için mesela benim boyum 1.86. Kime göre uzunum ben? Birçok arkadaşıma göre uzunum ama bir arkadaşım var 2 metre. Ona göre kısayım. Ben benden daha uzun birini görmemiş olsaydım ne diyecektim? En uzun boylu benim diyecektim. Ya da bir başkasının yumruğunu yememiş olsaydım en güçlü benim diyecektim. O yüzden bazen dayak yemeniz de gerekiyor. Yani kendinizi öyle bir bok zannetmeyin ya da kendinizi çok küçük de zannetmeyin. Önemli olan kendinizin farkına varmanız. Yani kendinizle yarışmanız, başkasıyla sadece başkalarıyla mukayese etmeniz değil. Her zaman kendinizi bir tık daha yukarıya çıkacak, kendinizi dünkü kendinizle mukayese etmeniz ya da bir sene önceki kendinizle kıyaslamanız gerekir. Kıyas yapabilmek için de değişik örnekler gerekir. O yüzden böyle şeye takılmayın. Kendinize iyi bakın. Çok uzatmayayım ben bu mevzuyu. Tekrardan görüşürüz.